Bağımlılık tabii artık günümüzde bağımlılık kavramı çok değişti. Eskiden sadece fiziksel bağımlılık yapan maddelere ve bunlarla ilgili ortaya çıkan sorunlara odaklanılırken esasında şimdi davranışsal bağımlılık denilen bir takım yeni durumlarla da karşılaşıyoruz. Örneğin internet bağımlılığı, örneğin işte aşk bağımlılığı, örneğin ilişki bağımlılığı, örneğin seks bağımlılığı, örneğin kumar bağımlılığı gibi. Bu nedenle bağımlılık kavramı biraz daha genişledi. Bağımlılık neticede bir bireyin herhangi bir davranışı veya herhangi bir maddeyi kullanmadan duramadığı, bütün gün boyunca onun hayaliyle yaşadığı ve giderek onu yaptığı düzeyin üzerine çıkmak zorunda hissettiği. Örneğin bir zamanlar bir saat internet oyunu oynamaktan tatmin olan bir kişinin oyun süresini giderek 3 saatlere, 4 saatlere, sonra sabahlara kadar arttırması gibi veya bir zamanlar arkadaşlarıyla dışarı çıktığında az miktarda içki içerek eğlenebilen birisinin daha sonra 10 bira, 15 bira içmeden aynı keyfe ulaşamaması gibi tolerans gelişmesi en önemli özelliklerinden birisi. Kişinin sosyal hayatını, insan ilişkilerini, mesleki performansını etkileyebilen bir noktaya gelmesi önemli bir özelliğidir. Bağımlılık önemli bir ruhsal rahatsızlıktır. Çünkü hem fiziksel hem de psikolojik sonuçları ağır olabilmekte ve insanların hayatına mal olabilmektedir.